Markete geldik. Ramazan beni kedi yavrusu gibi bıraktı buraya. Şimdi başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Hipermarket. Bu da benim için ilk olacak çünkü. Aşağıya. Ben şimdi bir araba alayım. Evet. 1500 lira yapıyor. Ramazan para vermeyi unuttu. Geri geldi. Bende hiç para yok arkadaşlar. Vallahi sıfır parayla. Bütün paramız Ramazan'da. Bana hiç güvenmiyor böyle şeyler. Biraz haklılık payı var. Başlıyoruz. Şöyle arkadaşlar, burada sütler var, 1.19 euro, yani 30 küsür, 3 falan, 1.79, 1.39, yani genelde artan fiyatlar, en ucuzu oymuş. Şurada kahve için olan sütler var, 1.79. Şöyle günlük sütler var, 1.89. İmlek yazıyor, inek demek mi acaba? Evet. Şöyle yoğurt var. 0.85. Bu kefir var. Evet. 95. 0.95 yani 1 euro kadar. Böyle kapağı direkt açımı var. 1.39. Yani 30 liraya falan geliyor. Şurada sosisler var. 1 euro. Yani içinde 3 tane var ama bu domuz mu? Olabilir, bilmiyorum. Burada 3 euro. Şurada yumurta var. 2 euro. 60 lira şu kadarı. Yani TL bazını düşünce saçma oluyor ama TL bazını düşünmemek lazım. Sebzeler var. Sebzeler biraz kötü görünüyor ve daha çok pahalı. O bir gerçek. Burada et var. Et biraz tuhaf kokular geliyor. Muhtemelen domuz eti veriyordur belki bir yerde, bilmiyorum. Şöyle gösterelim. Hiç anlamıyorum yani, o yüzden bana hiç bakmayın ama 2.99'da bir şeyler var. Şöyle 10.99, 20.99, 12.99 fiyatları az çok görebiliyorsunuz. Burada da değişik şeyler var. Mesela şöyle paketlenmiş ürünler 3.5. Bunlar şey gibi, salam gibi. Burada sucuk falan bir şeyler var. Ay çok güzel görünüyor. Şunlar 3.5-4 euro arası. Sucuk ama yani tam şeyini bilmiyorum. Şunlar yine 3.5. 2.75 euro salamlar, açıkta salam. Şöyle daha beyaz görünüyor olanları var. Böyle 1.5. Bu da 2. Vallahi çok uygun. Şöyle göstereyim. Botonları 8, 5. Burada kilosu 2.90, 5.90. Burada değişik şeyler var. Arkadaşlar yani inanın domuz eti olup olmadığını hiç bilmiyorum. Belki de vardır. Mesela şu 2.5 euro. Şu. Güzel. Vallahi güzel. Şu 1.5 euroymuş. Peynir konusunda çok iyi değil şu an. Bunu alabilirim. 1 euro neredeyse. Daha azı var mı bakabilirim. Bize çünkü yolda sandviç yapmadık geçecek. Sen herhalde. Şu en iyisi. 1 euro. Zaten kilosu 4 euro. Peynirler var. 12-16 diyor. Yarım kilo kadar peynir. Şurada değişik küflü peynirli bir şey var. 3 euro. Şuradan da açıktan peynir alabiliyorsunuz. Artık 6.5 euro, 5.5 euro. Zeytinler var, 5.5 euro. Ay bu ne? Ben şu an öldüm. Çikolatalar var. Yani bisküviler diyeyim. 9.5 euro hepsi. Burada 18.5 euro tatlılar var. 9.5 euro bisküviler. Yani kurabiye demek daha doğru belki. Burada 1.5 euroya pastalar var. 1.89. Ay şu çikolata pastaları ne kadar?
burada. Ay bizim bu kat kat değil mi ya? Evet kat kat bak. Ekmekler var. Aa evet ben sandviç ekmeği alacağım şimdi mesela. Bu tekli sandviç ekmeği gibi bir şey var. O 0.40 diyor ama. Emin olmayayım. Buraya bakacağım. Daha fazla ekmek çeşitli varsa bakmak isterim ama yok gibi. Şu bir tanesi. Ekmekler biraz farklı şey yapılıyor. Dilimli var. Dur bakayım arkadaşlar. Bir ara yanındayız. 1.59 euroya kaç litre bu ya? 2 litre bira var. Şunlar 0.55 euro. Burada çok çeşitli biralar var. 0.89'a da var. 1 euroya da var. 1.5 euroya da var. Yine 2 euroya litrelik, 2 litrelik bira var. Tuborglar 1 euro. Böyle ice. Ya çeşit çeşit tuborg var. 1.19 euro demiş. 1.5 euro demiş şu lavlara. Yani ortalama 1-1.5 arası. Hatta 0.55'te başlayan birayda sanırsak. Çok uyguna bile şeyler, biralar var. Bu soslar var. Ben aslında böyle yerlerde sosları çok seviyorum da. İçecekleri gözlerim rengarenk. Çok güzel duruyorlar. Şunlar 1.39 euro falan. Şuradakiler 1.89 gene euro. Yani 30 küsüre geliyor da diyorum ya TL olarak hesaplamak biraz şey oluyor. Şunu söyleyeceğim. İçecekler olarak alkolsüz içecekler çok lezzetli değil arkadaşlar. Yani bizdeki şeyi aroma verici olayını biraz abartıyor gibiler burada. Biz öyle tatlı geçeceğiz. Burada tavuk konservesi falan var. Muhtemelen domuz eti de vardır diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Gördüğünüz gibi 0.45 Euro'dan başlıyor şunlar tek direkt açılıp kullanılabilir olanlar. Kedi maması gibi. Ama ekmek üstüne ton balığı da olabilir bu tabii. Yazıyor mu fişmiş? Bu kendi markaları olunca çok anlaşılmıyor ya. Göremiyorum şu an. Evet şunlar da ama bunda piliçe yazıyor. Piliçe olduğu belli yani. Şöylesi de 1 euro. Evet devam ediyorum. Evet yabancıların mayonezi olan düşkünlüğünü bilirsiniz. Burada çeşit çeşit mayonezler var. Şu mayonez çok tatlı değil mi? Ama şurada 0.55'e bir mayonez varmış. Şu çok az aslında bu ama kullanımı daha kolay. Ketçapı da şöyle yapmışlar. Bunlardan biraz alabilirim. Şurada 0.33 mesela ketçap. Neden olmasın? Sandviçlerimize koyabiliriz. Paket peynir reyonundayız. Paket peynirler nasıl bilmiyorum. Genelde ucuz geldi bize. Yani 2 euro, 3 euro. Bak mesela şunu denedik. Çok kullanışlı. Hepsi içinde ayrı ayrı paketlenmiş. Çok kolay. Hemen şeye atmalık. Ama bakacağım bugün farklı bir şey de deneyebiliriz. Bak mesela şöyle bir şey de varmış. Ayrı paketlenmemiş ama daha az yağlı görünüyor peynir. Hani şöyle peynir cipsi gibi bir şey var. Bütün peynirler var. Bunda kırıklar var. Evet. Sürülebilir peynirler var. 1.69 1.49 euro 2 euro değişiyor fiyatlar. Bunların içinde bazı şeyler var. Bu domatesli falan. Şu ne ya? Anlamadım içindekini. Lor peyniri mi öyle satıyorlar acaba? Bilemedim. Şurada 1.89'muş. Sanırım biberli. Burada lor var mesela. 10 euro mu? Çok ilginç. O kadar etmez aslında ama lor değil herhalde bu. Bayağı lora benziyor mu? İlan söylesin 4.55'miş. Bayağı şey kilosu herhalde. Güzel. Bir peynir alayım ben. Hangisini alayım?
Hemen bir inceleme yapıyorum. Sürülebilir almayı düşünüyorum. Bak şimdi makarnalara bak. Barillalar 1.45 paketlisi. Bize ne kadardı bu barillalar ya? Bize en pahalı olan barillalar değil mi? Ama kendi yeri aşında ben buradaki makarna çeşitlerinden almak istiyorum. Mesela şöyle şeklen değişik olan, bizde olmayan bir şeyler. Bugün görmüştüm bir yerde ama ya şunlar değil. Bunlar da var da bu biz, belki bize daha pahalıdır. O yüzden alabiliriz. Ama farklı şekiller yapmışlar. Onlar hoşuma gitmişti. Genelde makarnalar 0.65 euro. Bak mesela şu bulutlu gibiler var, görüyor musun? 1.30'da konuşmuş. 0.65'ten başlıyor. 1 euro, 1.5 euro arasında değişiyor. O da yani 25-30 lira gibi bir şeye tekabül ediyor herhalde. Burada gelip hazır almak isterseniz noodle'lar var. 0.55 euro, yani 15 liraya falan geliyor. Hazır çorbalar var 1 euroya. 0.65 euroya. Her şey yani aslında makul. Ya biz alıp geldik noodle ama bilmiyorum ne düşünürsünüz ve alkoller başlıyoruz. Bunlar şampanyalar. Gördüğünüz gibi paketlenmesine şöyle 9.49 6.99 euro arasında. 6.49'dan başlıyor. Özel sevdiğiniz bir şey var mı bilmiyorum ama hepsi görünebilir olsun. Şöyle çekiyorum. Üst tarafta şu özellikle parti kızlarının sevdiği renkli şeyler var. 10 euro. Yani bence şu 6.99, yani şampanyanın ne kadar kötü olabilir? Hepsi çok güzel. Bence alınabilir. 3.99 euroya şarap var. 2.19 euroya şarap var. Evet, bayağı uygun fiyatlar. Tabii artıyor da yani. Hangi aralıkta almak istediğinize bağlı. Buralarda durdurup bakarsınız diye düşünüyorum. Alakalı videosu yapmayı düşünüyorum çünkü her yerde çekmeye çalışıyorum, çok iyi olacak yoksa. Ama şunu söyleyebilirim, benim gördüğüm en düşük 2.5, pardon 1.89'luk var şu. 1.89, 2 euro bile değil, 60 lira bile değil. Yani hiç ucuz. Şöyle göstermiş olayım. Şurada kutular var. Özel bir hediye falan düşünen varsa 8.99'a. Güzel. Şimdi geldik buraya. Burada ne var? Rakıja dedikleri rakıja benzer bir şey var herhalde. Bak bak amcaya bak. Bunlar yaklaşık 10.5 eurodan başlıyor ve değişerek ilerliyoruz. Vodkalar. Vodka bu 50'lik mi? Evet, 8.5 euroymuş. Şurada absürt 17.5 ama bu özel bir absürte benziyor, renkli falan. Şurada değişik bir şeyler var. Kurtla neden tavşan dövüş ediyorsa bir içecek var. Hepsinin fiyatı görünsün istiyorum. Şurada likörler başlıyor sanırım. Meyveli görüyorum o yüzden. Şöyle. Cinler var. Cin çok severim ben. Yerler var 20 euro. Yani ben hepsini şey yapmıyorum ama direkt 30'a çarpmanız lazım. Yani şu 900 liraya falan, yani 900 değil. İşte nerede 900? 600. Ya yerler sanırım bizde çok pahalı. Yani şu an böyle düşünce. Mesela Baileys 21.99. Baileys Türkiye'de 700 liraya falan çıktı diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok. 600 liraya da olabilir. Yani şu an burada 600 lira görünen
15.99. Bu ne kadar tatlı bir şeye benziyor ya. Ya böyle bir şey almak istiyorum, içmek istiyorum ama hep de gerçekten hamur işi yemekten biraz tuhaf oldu. Denemek istediğimiz her şeyde hamur işi, yani börek. Yok, tatlısı çok güzel görünüyor. Bir de şunu her yerde görüyorum. Herkes bunu herhalde istiyor. Bu da çok güzel görünüyor. Bunlardan birini bir gün deneyeyim. Bu arada Malibu'yu soranlar olur. Genelde 16.99 lira. Martini 17.99. Yani Martini'nin alkol oranı çok düşük olduğu için gereksiz bir içecek gibi. Ama ben çok severim. Royal Cafe Cream 12.99. Yani Bailey's alana kadar bunu da alabilirsiniz. 13.99'a da var. 10.99'a Cherry var. Ama onun ne kadar doğru şey oluyor bilmiyorum. Bunlar sadece aromada olabilir. Bakayım. Evet, bu sadece likörmüş. Evet, likör. %18 alkol. Doğru, alkolü sıkıntı yok. 12.99. Ya ben şeyi çok istiyorum biliyor musun? Bir gün böyle gelirken size de bir tane alayım kampanyası yapayım videolar izlendikçe. Ama olur mu? Bilemiyorum. Double'lar 21.99. GBL'ler 25. GBL demesem şunu artık. GB'ler. Şurada James. James Sun var. 23.49 euro. Hepsini 30'a çarptım. Şöyle. Şöyle. Yukarıda daha büyükler böyle daha. Seviyesi. Şöyle olabilir. Ben çok riskli dedim. Ben hiç değilim. Şurada 18.99 risk var. Şurada 12.99'a bak. Allah Allah. Gerçekten mi? 12 lira. Prima Brand. 12.49. Baya uygunmuş. Vay be. Bunlar sanırım prolar. 20 euro diyor. 24 euro diyor. Burada indirimde şaraplar varmış. 2.19. 5.5 euro bunlar. Sürekli hatırlatma gereği duyuyorum ama yani Karadağ euro bölgesi zaten. Çok küçük alkoller var. Ay. Bayılıyorum. Şöyle büyük şişeler var. Güzel paketlenmiş. Verebilir misiniz? 1.79. 2. 1.69. Kalın zaten. 99. Şunlar hoş görünüyor. 45-47 euro arasında. Şöyle şeyler var. Ha, bu tuvalet özel bir şeydi herhalde. 45 euroymuş. Buradakiler biraz daha özel olduğu için dolabı mı kaldırmışlar, ne yapmışlar? Burada sigaralar böyle gösteriyor. Bak 3.5 euroymuş. Genelde 3.5 euro. 3 euro. Değişiyor. Bu da Türkiye'den daha pahalıya geliyor. Şimdi Ramazan süt istemiştik. Küçük burada meyve suları var. Süt yok. Küçük süt bulmalıyım. Şurada cipsleri göstereyim. Bu cipsler yani cidden bizim cipslerin yanından bile geçen arkadaşlar. Benim cipsler burada vardı. Vardı diye hatırlıyorum. Göstermesi. Nutella ve Milka. Yani Nutella bambaşkasın ama Milka'yı da çok seviyorum ben. 6.5 6.99 euro. Kendi şeyleri var onların. 3.69 2.19 gibi. Yani çikolata ülkesi değil burası sonuçta. Ona odaklanmamak lazım da. Çeşitler var. Haberiniz olsun. Aa, Nutella'nın şu şeyi var. Cam üstü böyle. Hatırlar mısınız böyle bir şey? Hatırlıyorum ben sanki bardak niyetine de. Güzel. Kahveler var. Kremalar var. Türk kahvesi içecek yer bulamıyoruz ama evlerde yapıldığı söyleniyor. Fiyatları görmeniz için şöyle gösteriyorum. Ben kahve markalarını da bilmiyorum. Ama şöyle 1 euroya da var.
Başka? Aşağıda büyük paketler var. 5. Bunlar 5.99. Şurada 2.90. O küçük herhalde. 2.09 olan. Küçük paketmiş. Nescafe'nin teklileri hani 0.50, 0.39, 69 değişiyor. Hani cappuccino'lar falan var ya onlar. 0.40 falan. Ama kendi şeyleri de var şöyle Instagram'da falan. Bunlardan tabii ki istemiyoruz ama 10 liraya geliyor. Türk lirasıyla düşünmemeyi vurgulasam da aklıma direkt o geliyor. Evet. Burada ben süt tuzu görerdim. Bakacağım. Bu arada şey olsun. Bu makineler için ilgilenen varsa şöyle göstermiş olayım. Durdurur. Mesela pasta çikolataları. Bunlar için ayrı bir reyon oluşturulmuş. Abur cubur reyonu. Değil kesinlikle. Ama harika görünüyorlar. Üst kata çıktım. Çikolata reyonu varmış. Allah'tan karnım tok var. Hiçbir şey canım istemiyor ama. Şöyle paketli güzel çikolatalar. Yani Toffee'ler bile 3 Euro'dan başlıyor. Şöyle değişik barlar var. 1.39 Euro diyor mesela. Küçük barlar da varmış. Ya bakar mısın 30 sente neler var? Ben evet niye sent demiyorsam bu şu an görünür 1 Euro'ymuş. Schoggetten diye mi okunuyor? Nasıl okunuyorsa. Bak şöyle. Gösteriyorum. Şöyle büyükler var. Yani tadına hiçbir garanti veremeyeceğimiz yabancı çikolatalar. Ama büyük olması bile çok cezbedici geliyor. Bizim yeni yeni çıkmıştı böyle Nestle'nin ürünleri. Çok gerçekten lezzetliler. Onu basarız da. Neyse. Evet burada Kinder'in çeşitleri var. Şu kadar tatlıymış. Şu gofret içi çikolata galiba. Evet şöyle 1 euro ya ikili ekmeksi şeyler var. Ve Milka'ları göstereyim. Tablero'nu da göstereyim. 2.29 Euro'ya geliyor. Bro bağış. İndirim demek herhalde bro bağış. Evet. Yani gördüğümüz 2.79. Bunlar 5.39 Euro. Çok fazlasın ya. Öyle o kadar olur mu? 4.89 şöyle. 4.89 bunlar. Burada 5.39 gene var. Çok çok fazla ya. Onlara gerek yok. Yani 1.29 da az değil. Bize bile daha indirimli oluyor. Ama ya alınır mı alınmaz bence. Yani. Geçiyorum. Burada Snickers'lar falan filan. Milka'nın daha değişik çeşitleri var. Ha bak bunları severim. Böyle içi jelli, dışı çikolata kaplıları severim. Öyleleri güzel. Bunlardan bir tane alabilirim ama şöyle bakmak istiyorum. Ben genel itibariyle şöyle bir göstereyim size. Çünkü kendim gizliyim. Çikolata reyonlarına. Abur cubur reyonlarına. Böyle bizim en alt taraflarda duranlardan bunlarda da varmış. Hayvan sever ve evinde dostu, can dostu, hayvan arkadaşı olanlar için şöyle bir şey çekeyim. Bakın şimdi anlayabiliyorsunuzdur böyle şampuan falan. Şimdi tasmalar 12 euro, 16 euro bana biraz çok geldi. Yani 10 euro daha bir şey almadım. Bak taraklar var. Çok pahalı geliyor şu an bana da bilmiyorum aslında ne kadar olduğunu. Köpek şeyleri annem daha çok ilgilenir. Şöyle. İkisinden göstermiş ama oyuncakları göstermiş. 1.5 liraya da oyuncak varmış. 1.80'e de 2.70'e de 4.20'ye de
çok 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 çeşitli oyuncakları. Bizim süpermarketlerin hepsinde var zaten böyle şeyler. Verirsiniz. Çocuklarım çok özledim ya. Lili, Nera'yı. Hepsini çok özledim. Burada tasmalar devam ediyor. Yani baktığın zaman şunlar 2.20. Bizde herhalde 10-15 liraya falan satılıyor. Evet. Böyle. Tasmalar. Umarım hepsi görünüyordur. Memnun kalırsınız. Baksara bakmak isterseniz 16,5 euro falan. Bunlar biraz küçük ama diğerleri 24-70 euro. Can dostlarımız için devam ediyoruz arkadaşlar. Ama fiyatları. Vallahi burada bir klima etkisi çok fazla. Üşüyorum, hemen çekip çıkacağım. Hasta olmak istemiyorum. Lütfen durdurarak da bakabilirsiniz. 30'a çarpmayın, unutmayın. 10 euro diyor. 300 liraya geliyor şu. Ama sanırım uygun ya. Bizde de yani ben bayağıdır viskası almıyorum ama 270 lira falan da, ama çok oldu. Şöyle değişik markalar var. 1,5 liraya yaş maması var. Evet, tuvalet kağıtlarını da şöyle bir göstereyim dedim. Burada daha çok geri dönüştürülmüş tuvalet kağıtlarını kullanıldığını fark ettik. Bunu da bir belirteyim. Yani 2 euro arası başlangıç. Şöyle meyve fiyatlarını göstereyim. Yani görselleri de çok hakim olamıyorum ama ne var mesela? Bütün tavuk 5.70 euro. 4.20. 3.99. 5.5. 3.99. Gibi fiyatlar. Meyve fiyatlarının devamı.